Günaydın Cem TV'den kucak dolusu sevgiler, selamlar değerli izleyicilerimiz. Yeni bir sağlıklı hayatla yine karşınızdayız efendim. Yine önemli bir sağlık konusunu masaya yatıracağız. Bugün varisi konuşacağız. Varislerin nedenlerini konuşacağız. Damar hastalıklarını konuşacağız. Nedir bu varis? Kimden dinleyeceğiz efendim? Operatör Doktor Cafer Abbasoğlu stüdyo konuğumuz. Göğüs ve kalp damar cerrahisi uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler Gündüz Hanım. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok sağ olun. İyiyiz. Siz de iyisiniz inşallah. Sizi gördük, daha iyi olduk. Hocam bu karlı günde, soğuk havada bizi yalnız bırakmadınız. Davetimize icabet ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Hocam söylediğim gibi bugün varisleri konuşacağız ve damar hastalıklarını konuşacağız. Damar hastalıkları denildiğinde ve varis denildiğinde Cafer Abbasoğlu ilk akla gelen isimlerden biridir. Çünkü siz bir damara baktığınızda ya da bir bacakla ilgili bir sorun olduğunda size gelindiğinde o damarın her şeyini görebiliyorsunuz. Doğru. Oradaki tıkanıklıkları, kireçlenmeleri, nasıl olduğunu, onun kalbe olan yansımalarını, öyle hani bacak damarları o kadar önemli ki sonuçta o bacaklar bizleri taşıyan, en önemli, bizi ayakta tutan sonuçta vücudumuzun parçaları. Şimdi Doğru. Bugün varisleri konuşacağız. Varisten muzdarip çok seyircimiz var biliyorum. Benim de çok da yakınlarım var varisle ilgili sorunu yaşayan. Öncelikle varis nedir hocam? Birazcık onu açalım istiyorum. Neden bu kadar sık görülür varis? Yani Gülsen, varis hastalığı bir basınç hastalığıdır. Nasıl mesela bazı insanların tansiyonları olur. Bu tansiyon olduğu zaman o da bir basınçtır. Biz koldan insanların tansiyonlarını ölçüyoruz. Diyoruz ki mesela senin tansiyonun 18'dir ve ilaç başlanıyor ve tansiyonu düşürülüyor. Bu atar damar tansiyonudur. Bacaktaki toplar damar tansiyonu da herhangi bir nedene bağlı yüksek olursa onda da varis hastalığı oluşur. Yani toplar damarlarda bir basınç oluyor. Bu basınç gün be gün o damarları genişletiyor ve genişlettiği zaman da bazen gözde görülür hale gelir. Yani ince kılcal damar şeklinde olur. Sonradan mavi olur, sonradan mor olur. Tedavi edilmediği zaman bunlar makarna şeklinde olur ve renk değiştirir. Ondan sonra bacakta ince kılcal damar şeklinde veya cilt sertleşir. Sertleştikten sonra bazen yine tedavi etmese yıllar sonrası bazen yaralar bile açılabiliyor. Yani varis hastalığı kısacası bir toplar damarlardaki basınç hastalığına bağlıdır. Yani yüzeydeki damarlarımızın genişlemesine biz halk arasında varis hastalığı diyoruz. Peki hocam bu varisin de tipleri var değil mi? Biraz önce aslında biraz sıraladınız. Biraz işte minicik mavi şekli olur. Doğru. Sonra onlar biraz daha belirginleşir ya da işte dışarıya doğru daha hani şiş bir şekilde görülebilir. Görünür. Bunlar sanıyorum ki varisin tipleriyle ilgili. Doğru. Biraz açar mısınız hocam varis tiplerini? Şöyle, varis hastalığı bazen mesela cildin içinde oluyor. Cilt 1 milim. Ve cildin altında oluyor. Onlar daha da kalın oluyor. Yani kısacası ince kılcal damar şeklinde veya mavi mor damar şeklinde olduğu zaman biz bunları tip 1 diyoruz. Bazen daha da kalınlaşıyor, makarna şeklinde, gözle görülür şeklinde geliyor. Onları tip 2 diyoruz. Yok, ana damarlar tuttuğu zaman tip 3 diyoruz. Ondan sonra eğer bu hastalık, varis hastalığı özellikle ayak bileğinde de çoğalıyorsa ve hatta ayağın sırtına doğru yayılıyorsa o zaman da tip 4 oluyor. Eğer tedavi olmuyorsa bir hasta ve bu ilerlediği zaman ayak bileğinde yaralar veya pigmentasyon dediğimiz cildin sertleşmeleri oluyorsa o zaman da tip 5'tir. Bunların tedavileri hepsi ayrı ayrıdır. Teşhisleri ayrı ayrıdır. Bunların teşhislerinde genellikle biz Doppler ultrason kullanıyoruz. Doppler ultrason kullandığımız zaman bunların köklerini görüyoruz. Ondan sonra dallarını görüyoruz. Ve hangi damarları tutmuş ve basıncı nedir diye bunları tespit ediyoruz. Tespit ettikten sonra hastayla bunları paylaşıyoruz. Paylaştıktan sonra tedavileri hakkında hastaya bilgi veriyoruz. Peki hocam varisin nedenleri nelerdir ve neden pek çok insan varisten muzdariptir? Şöyle, varis hastalığı
genelde dediğim gibi basınç hastalığıdır. Mesela dik ayakta durduğun zaman kan aşağıya geliyor, aşağıdan yukarıya rahat bir şekilde boşalmıyor. Hı hı. Çünkü dizin altındaki, alt baldırdaki kasımızı eğer biz kasmasak, onu hareket ettirmesek aşağıdaki kan aşağıdan yukarıya rahatlıkla boşalmaz. Boşalmadığı zaman kan orada kalıyor ve gölleniyor. Bu göllenme zamanla basınç yapıyor. O basınç ince kılcal damarlar, yani gözle görülmeyen damarları böyle görünür hale getiriyor basınç. Ondan sonra ve yavaş yavaş bu varis hastalığı başlıyor. Yani varisleşme başlıyor. Şimdi biz ekranda gördüğümüz arkadaş beklese biraz. Burada mesela diyelim bu hanım bir hasta. Muhtemel mesela hamilelikten sonra bunun bacaklarında varisleri, yani o damarlar genişlemiş. Çünkü anne karnında bebek ana toplar damara bası yapıyor. Dolayısıyla kan aşağıdan yukarıya rahatlıkla boşalmıyor. Boşalmadığı zaman kan geliyor aşağıya, aşağıdan yukarıya gidemediği için de o damarlar gün be gün genişliyor. Genişlediği zaman bu şekilde görünür ve bunlar ağrı yapar. Bu tip kaçtır hocam? Bu tip 4'tür. İleri. Evet, ileri seviyededir. Tip 4'tür bu ve yanma yapar, ağrı yapar, şişlik yapar. Bazen bacağın bir çapı diğerinden daha da farklıdır. Varisli olan bacak daha da şiştir. Ve dolayısıyla basınca bağlı şişmiştir. Dolayısıyla hastanın şikayetleri olur. Bazen akşam yattığı zaman, uyuduğu zaman doktor bey ayağıma yer bulamıyorum. Yorganın altına koyuyorum ağrıyor, yorganın dışına koyuyorum ağrıyor. Çünkü bacak kan dolaşımı normal bir şekilde boşalmadığı için bacak şiş kalıyor ve bu şişlik de ağrı ve kramplar yaratıyor. Uzatamıyorum diyenler var, toplayamıyorum diyenler var, doğru. Ve hastalar rahatsız oluyor. Bunlar muhakkak tedavi olmaları lazım. Eğer bu dönemlerde de tedavi olmadıkları zaman oralarda oluşan ince böyle iğne ucu kadar pıhtılar bu damarlardan yine bu damarların yollarıyla ana toplar damarlara, bacaklara gittiği zaman o zaman pıhtılaşmalara neden oluyor. Onları biz derin ven trombozu diyoruz. Derin toplar damarlarda pıhtılaşma. Ve o zaman daha da farklı bir şikayetler oluyor. Ve bacak daha da böyle tahta gibi şişer, sert olur, şiddetli ağrısı olur ve hasta ağrıdan duramaz. Hastanelere gider. Bundan sonra da eğer tedaviye devam etmese veya bu halde olsa dahi bazen akciğer tıkanıklıkları risk faktörüdür. Yani akciğer tıkanıklıkları olabilir. Ondan sonra da pıhtı atıyor galiba, değil mi hocam? Pıhtı atıyor, doğru. Ve akciğere, akciğer damarına ve dolayısıyla hayat tehlikesi vardır. Yani küçük olduğu zaman bile muhakkak hastalar bunlar önlemsemesi lazım. Tedavilerini yaptırmaları lazım. Çünkü varis hastalığı bir kozmetik problem değil. Bir hastalıktır, tedavisi gerekmektedir. Ha, bu ince kılcal damar hastalığıdır. Ben daha artık pantolon giyiyorum, görünmüyor, etmiyor, öyle düşünmemek lazım. Bu bir hastalıktır. Kaldığı müddetçe genişleyecektir ve genişlediği zaman seni daha da fazla bir şekilde rahatsız edecektir ve huzursuz edecektir. Ağrıları, yanmaları, krampları, şişlikleri seni rahatsız edecektir. İşinden veya hayatından geri koyacaktır. Onun için küçük olduğu zaman siz bunları tedavi etseniz eğer daha basit bir şekilde tedavi olunur ve hem hekim rahat olur hem de hasta rahat olmuş olur. Peki hocam tedavileri nasıldır konuşalım mı? Hani her tipinde farklı bir tedavisi mi vardır? Yani tip 1'de farklı bir tedavi ama atıyorum tip 4 artık ilerlemiş boyutta acaba orada cerrahi bir tedavi mi yapıyorsunuz? Ya tiplerine göre tabii farklı bir tedaviler yapıyoruz bizler. Yani hemen hemen bizim kliniğimizde bir 30'a yakın tedavi türleri vardır. Biz varis hastalığını ağaca benzetiyoruz. Yani ağacın dalları var, gövdesi var, kökü var.
Yani cihazlarla baktığımızda, şimdi ekranda biraz önce kusura bakma yine devam ederim. Gördüğümüzde mesela siz konuşmadan önce sülük dediniz. Bir hastamız mesela hacamat yaptırmış. Aslında biz varis hastalarına hacamat önermiyoruz. Hacamat evet önermediğimizi evet, daha önce önermiyoruz. Çünkü hacamat varis hastalarında basınç olduğu için o bölgelerde kanama yapar ve hayati tehlikesi vardır. Doğru. Onun için hacamat önermiyoruz. Hacamat farklı bir şekilde, farklı bir bölgeler yapılacak olan bir işlemdir. Varis hastalarında hacamat olmaz. Sülük öneriyor musunuz? Sülüğün yeri var mı variste? Yani sülüğün yeri yoktur diyemiyorsun. Vardır ama tabii eğer mesela çünkü sülük biraz önce dedim ya biz varis hastalığının ağaca benzetiyoruz. Ağacın dalı var, gövdesi var, kökleri vardır. Dal tedavileri başka, gövde tedavileri başka, kök tedavileri başka. Sülük koyduğumuz zaman sadece daldaki kanı emiyor ve hastada eğer bir gövdesinde yetmezlik varsa, kökünde yetmezlik varsa o tekrar bir müddet sonra tekrar dolduracaktır o bölgeyi. Doldurduğu için de daha artık o sülüğün işlemi işe yaramayacaktır. Çünkü sülük bir kanını emiyor, ondan sonra biraz daha kan veriyor. Verdiği zaman kan sulandırıcı onun ağzının içinde olduğu için ondan böyle o kanı ağzının içinde yoğuşturup tekrar hastaya yani insana verdiği zaman falan orada biraz pıhtılaşma geç olduğu için biraz da kanını emdiği için o bölgede rahatlama oluyor. Ağrılarında, şişmelerinde, kramplarında azalma oluyor. Hasta memnun oluyor ama sonradan tekrar doluyor edelim. Bu. Hocam bir seyircimiz hatta bekliyor. Gülsüm Önal bizi İstanbul'dan aramış. Alo. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Buyurunuz. Hocam ben 2 sene önce sol bacağımdan varizden ameliyat oldum. Yani varizim aldırdım. Aldırdığımdan beri bu dizi ayak bileğim bir karış seviyesinde üşüyor, tutuyor. Yani gündüz o kadar değil ama gece aşırı derecede sarmalıyorum. Buna Gülsüm Hanım şeker hastalığınız var mı? Efendim? Şeker hastalığınız var mı? Yok hocam. Şekerim kilonuz nasıl? Efendim? Kilo. Kilom 69. Tamam. Evet dinliyoruz sizi. Yaşınız kaç Gülsüm Hanımcığım? 61. 61 yaşındasınız. Çok da kilolu değil aslında yani daha hani kilolu vakalar geliyor. Genellikle yani. Gülsüm Hanım mesela bir varis hastalığından sonra bir hastanın bacağında yanma ve üşüme varsa bu hastalar genelde bel fıtıkları vardır. Bel fıtıklarına bağlı o bölgede yani basıya bağlı, kemikteki basıya bağlı, kemiklerdeki basıya bağlı kansızlaşma oluyor ve ezilme oluyor. Kansızlaşmaya bağlı bacaklarda üşüme hissederler. Yani bunlar bir ortopediste, beyin cerrahisine, bir damarcıya gittikleri zaman bunların bellerinden çektirilen MR mesela bel fıtıklarının hangi derecede olup olmadıklarını gösteriyor ve hastalarda ona göre tedavi aslında oluyor. Aslında bir konsültasyon mu söz konusu burada değil mi? Muhakkak. Yani birkaç hekimin değerlendirmesi gerekiyor. Evet geçmiş olsun Gülsüm Hanımcığım. Başka bir sorunuz var mı? Hocam sağ ol. gideceğim. Teşekkür ederim. Evet, teşekkürler. Tekrar lütfen bir hekime başvurunuz. Şimdi tedavileri konuşuyorduk hocam. Sülükten bahsettiniz. Peki siz nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz hastalarınıza? Ya şöyle genellikle varis hastalığında bir tip veya bir türlü tedavi yoktur. Yani bir hastaya göre tedavi vardır. Bir de tiplerin türlerine göre tedavi vardır. Yani bazen bir hastada 3 tip var,
Bir hastada 4 tip var, bir hastada 2 tip vardır. Hangi tipler varsa ona göre tedavi ediyoruz. Arkadaş resmimizi değiştirirse oradan ben tiplerine göre söylerim size. Evet. Bazen mesela o dal tedavi dedim. Eğer mesela biz cihazdan baktığımızda dallarda bir problem varsa dal tedavisi yapıyoruz. Dal tedavileri, köpük tedavisi bir dal tedavidir. Skleroterapi bir dal tedavidir. Yüzeye lazer bir dal tedavidir. Ama gövdesinde bir problem varsa o zaman ultrason altında köpük yapıyoruz. Yani ultrasonla biz verdiğimiz ilacı görmemiz gerekiyor. Ultrason altında skleroterapi yapıyoruz. Veya derin lazer yapıyoruz. Veya radyo frekansı yapıyoruz. Skleroterapi veya dediğiniz tedavi o da... Skleroterapide de yine iki tane ilacı birbiriyle karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra bunu ince uçlu iğneyle damarların içine veriyoruz. Ve damarlarda yapışmaya neden oluyor ve o bölgede de artık varisler görünmüyor. Daha doğrusu varisler azalıyor. Peki hocam, yani komplikasyonları nelerdir? Yani sonuçta aslında baktığınızda bir sürü de komplikasyonları olabilir bu tarz tedavili. Yani şöyle, yani her şeyde komplikasyon olabilir. Ama tabii hekimin tecrübesine göre fark ediyor bunlar. Bazen mesela cilt çok şey olur, hassas olur, ince olur, yağlı olur, hormonal olur. Onlar da mesela lazer bazen bazı ciltlerde iz bırakabilir, yanma yapabilir. Cildine göre yapıyoruz. Yani her hastaya, hastanın durumuna göre ve hastalığına göre, cildinin tanımına göre biz tedavi yapıyoruz. Yani ne kadar sürüyor bu tedaviler hocam? Tedaviler genelde klinikte yarım saatten 20 dakikadan fazla süren tedavi belli şeklimiz yoktur. Belli seanslarda ama değil mi? Yani bir kere de mi tedavi oluyor yoksa? Ya biz bir kere de tedavi ediyoruz. Ama öyle bazı mi? Klinikler seans seanstır. Yani 5 kere hasta yani gelip her seans. Yani varisin tedavisi var aslında değil mi hocam? Yani insanlar o kadar sıkıntılar yaşıyorlar ki onunla yaşamaya vardır. Çalışıyorlar. Tabii yani. Tabii. Evet. Mesela şimdi yine ekranda görünen bir varis hastamız. Bu varis hastamızda bunu bu tip 2 dediğimiz hastalıktır. Genelde hanımlarda bu tiplerden daha fazla görünür. Bu tipler hormonaldır. Hormonal dediğimiz nedir? Hastanın mesela diyelim bir hanımı muayene ettiğimiz zaman tiroid bölgesinde hormonu var. Memelerinde fibrokistik yapıları var. Veya kendisi hormonal ilaç kullanmıştır. Veya bir bebek denemiştir, tüp bebek gibi ilaçlar kullanmıştır. Onların genelde bacaklarında bu şekilde görüntüler olur ve bu görüntüler onları hem görüntü olarak rahatsız eder hem de ağrıları, yanmaları, krampları, şişlikleri olur, şikayetleri olur. Biz bunları Doppler ultrasonla görüyoruz. Doppler ultrasonla bunların köklerini, bu damarın kökü yani bu toplar damarın kökü derine nereye gidiyor diye bakıyoruz. Baktıktan sonra tedaviye karar veriyoruz. Bu tiplerde hastanın cildine göre, yaşına göre, cildinin inceliğine göre veya yağlılığına göre tedavi yapıyoruz. Yani bir tane ilaç yok herkese onu yapalım diye. Evet. Biz hastaları tedavi ettiğimiz zaman hastanın cildinin rengi ve hormonal durumu, daha doğrusu cildini tanımladıktan sonra hastaya özel bir tedavi karışım hazırlıyoruz. Tedavi veya karışım hazırladıktan sonra hastanın bu görüntüleri büyük ölçüde azalıyor. Genelde hastalar hep sorarlar mesela bu görüntüler %100 gidiyor mu? Hayır, genelde %100 gitmiyor. Çünkü biraz önce konuştuğumuz gibi tip farklıdır. Bazen bir hastada tip 2, 3, 4 vardır. Biz skleroterapi veya köpük tedavisi tip 2'ye veya 3'e yönelik uyguluyorsak tip 1'ler yani ince kılcal damarların içine bazen gitmeyebiliyor, onlar kalıyor. Yani %100 bacaktaki görüntülerin hepsi baştan başa sıfırlanmıyor. Ama büyük ölçüde yani %60, %70 gidiyor ve bacağın çoğu yeri böyle beyazlıyor ve hasta hem şikayetleri azalıyor
hem görüntü olarak azalmış oluyor. Peki hep kadınlarda mı görülür en çok? Yo, erkeklerde de görülür tabii. Ya da neden daha çok kadınlarda görülür? Kadınlarda hormonal olarak daha da fazladır. Çünkü kadınlık hormonu genişleticidir. Genişlettiği olduğu için falan bu yüzeydeki damarlarda genişleme oluyor. Ama erkeklerde de örneğin diye mesela hormonal olduğu zaman bazen bir ince kılcal damar erkeklerde de görünür. Ama erkeklerde daha fazla böyle cildi kalın olduğu için erkeklerde o kalınlık da basıncı önlediği için ince kılcal damar şeklinde erkekte görünmüyor. Ama örneğin bir bakkaldır, markette çalışıyor veya kasaptır veya berberdir. Yani kısa bir mesafede çalışıyorsa, bir sandalyanın çevresinde ayak bileğini hareket etmiyorsa veya alt baldırını hareket etmiyorsa, kan aşağıya geliyorsa, aşağıdan yukarıya rahat bir şekilde boşalmıyorsa, o zaman 1-2 yıl, 5 yıl veya hatta 10 yıl sonra o damarlar da artık böyle genişliyor ve erkeklere de rahatsızlık veriyor. Ve ağrı, şişme veriyor. Ve erkeklerdeki aslında bazen basınçları, yani cilt kalın olduğu için basıncın önünü alıyor. Eğer tedavi olmadıkları zaman kadınlara göre daha tehlike arz ediyor. Çünkü daha da kalınlaşıyor, pıhtılaşıyor. Derin toplar damar tıkanmaları veya akciğer tıkanmaları erkeklerde kadınlara göre daha fazla görünüyor. Peki genetik faktörler önemli midir variste? Yani genetik faktörler bütün hastalıklarda önemlidir. Örneğin diyelim mesela birisi aile mesleği yapıyor, baba mesleği yapıyor, babasında var. Onda da vardır. Evet. Veya dediğim gibi hormonal olarak insanlar birbirlerine benziyorlar. İş olarak, tip olarak birbirlerine benziyorlar. Genetiğin muhakkak varis hastalığında da diğer bazı hastalıklarda olduğu gibi de yatkınlığı vardır. Hamilelikte varisi nasıl değerlendirirsiniz hocam? Çok mu, sık mı görülür hamilelerde? Yani hamilelerde genelde görünür. Çünkü bir basınç olayı vardır. Yani anne rahminde bebek ana toplar damara bası yapıyor. Ve bu bası yaptığı zaman kan aşağıya gidiyor. Aşağıdan yukarıya geldiği zaman burada bir mani ile karşılaşıyor. Mani ile karşılaştığı zaman aşağıdan kan yukarıya rahatlıkla boşalmıyor. Boşalmadığı zaman bacaklarda kalıyor ve bu bacaklarda kalan kan aşağıdan yukarıya boşalmadığı için oralarda genişliyor ve hamilelik krampları olur, bacaklarda şişme olur ve hatta pıhtılaşmalar olur. Hayati tehlikesi olan bir varislere neden olabilir. Bu ekranda göründüğümüz mesela ince kılcal şeklindedir. Bunlar mesela eğer bir hastalarda, özellikle hamilelerde böyle bir bacaklarında ince kılcal şeklinde veya makarna şeklinde bacaklarında damarlar varsa, genişleme varisleri, genişlemiş varisleri varsa hamilelikten önce muhakkak tedavi etmeleri gerekiyor. Rahat bir hamilelik geçirebilmeleri. Rahat bir hamilelik geçirsinler. Çünkü hamilelik sırasında bunlar daha da genişleyecektir. Genişlediği zaman pıhtılaşmaya meyilli olur, zemin hazırlar ve bu pıhtılaşmada derin toplar damar veya akciğer tıkanıklığına neden olduğu zaman falan hem bebeğe hem anneye hayat tehlikesi söz konusudur. Kadın doğumcu arkadaşlar çok büyük tedirgin oluyorlar bunların hamilelik süresince, hamileliklerini izledikleri zaman bizlere çok sık danışıyorlar ve biz de genellikle bunların, bu tiplerin yani sorunsuz hamileliklerini, sürelerini geçirmeleri için muhtelif tedavi şekilleri öneriyoruz ve hastaları takip ediyoruz. Peki varisten ayaklarını yukarıya kaldırarak korunmak mümkün mü? Yani işte normal günlük hayatımızı yaşadık, evimize gittik. Ayaklarımızı koltuktan aşağıya sallamak yerine yukarıya kaldırarak otursak ve yatsak varisten korunmuş olur muyuz hocam? Ya şöyle, şimdi yine bir hamile hanım bir ekranda dikkat ettiğin zaman mesela burada bir sıvı düşün. Tabii bu bacaklardaki sıvıyı engelliyor. Orada bir bası vardır, basınç vardır. Eve gittiğin zaman ayaklarını
bir 45 derece yükseklikte bir yastığın üstüne, bir koltuğun üstüne koyduğun zaman, uzandığın zaman falan boşalması, yani kanın aşağıya doğru boşalmasını, kapakçıklara yardımcı oluyorsun ve dolayısıyla bunlar boşaltıyorsun. Ve örneğin masajlar çok iyidir, hamamlar iyidir. Ondan sonra sıcak suyun zararı olur mu? Sıcak su değil de soğuk su kasıcı olduğu için, mesela duş aldığın zaman bacağın iç tarafından aşağıdan yukarıya böyle sıvazlayarak aşağıdan suyu masaj yapacak bir şekilde aşağıdan yukarıya yaptığınız zaman bacaklarınız hem rahatlıyor hem şişliği azalıyor. Lenf drenaj masajı gibi mi bunların hocam? Bunların hepsi lenf drenaj. Lenf yolu da bir damar hastalığıdır. Hmm. Toplar damarda bir damar hastalığıdır. Atar damarda bir damar hastalığıdır. Yani biz damar hastalığını üçe ayırıyoruz. Lenf yolları, toplar damar, atar damar. Bunların hepsi iç içe çalışıyor. Birbiriyle ayrı değiller. Bunlar kombine bir sistemdir. Hmm. Ama birisi getiriyor, birisi götürüyor. Lenf yolları tek yönü olduğu için bu fil hortumu gibi onların, yani atıklarını, yani toplar damarın ve atar damarın atıklarını lenf yolları dışarıya aktarıyor. Dolayısıyla üçü de birbirinin içindedir ama dediğim gibi ayak hareketleri, ayak bileğinin hareketler, ondan sonra ayak sırtını hareket etmeleri. Yüzme en iyisidir bütün organlarda. Yani bir hanım veya bir erkek eğer uygun zamanlarda, uygun yaşlarda yüzebilirse veya yürüyebilirse onda asla ve asla varis hastalığı olmaz. Yürüdüğün zaman, yüzdüğün zaman dizin altındaki, alt baldırdaki pompayı çalıştırdığın için ve aşağıda kan birikmediği için aşağıdan yukarıya kan devamlı boşalır ve aşağıda birikmediği için, basınç yapmadığı için hastalarda varis olmaz. Hmm. Örneğin hastalara ne kadar desen de ki mesela siz yürüyün veya yüzün, yüzme imkanım yoktur diyorlar ama yürüyebilirler. En azı evde yürüyebilirler. Evde bacak hareketleri yapabilirler. Hanımlarda biraz önce de dediğim gibi hormonal olarak ince kılcal damarlarda artma olabiliyor. Ama bu hanımlar yine örneğin hamilelik dönemlerinde bile hamileliklere mahsus jimnastikleri, evde hareketleri yaparlarsa bacaklarında herhangi bir ince kılcal damar artışı olmuyor. Tabii kötü bir psikolojiyle, hamile psikolojisiyle ondan sonra hareket etmiyorlar veya korkuyorlar acaba bebeğe bir şey olur mu olmaz mı, hareketleri kısıtlanıyor ve her kısıtlamada ince kılcal damar hastalıkları, bunlarda veya mavi mor damar hastalıkları artmış oluyor ve her artışında da varis hastalığıyla tanışıyorlar. Hocam bize ayrılan birinci bölüm süresini bitirdik. İkinci bölümde devam edelim lütfen. Teşekkürler. Efendim sağlıklı hayat devam edecek. Efendim sağlıklı hayat devam ediyor. Değerli konuğumuz, değerli hocamız operatör doktor Cafer Abbasoğlu ile devam ediyor. Göğüs ve kalp damar cerrahisi uzmanı. Hocam varis deyince, damar hastalığı deyince yine hatlarımız kilitlendi. Bir iki seyirci sorusu var, hemen iletmek isterim. Hocam bir seyircimiz diyor ki 2016'da bir kaza geçirmiş, diz kapağı kırılmış, el ayası gibi düzelmiş, alttaki kemikte çatlak var denilmiş, ayak bileğinde sıkıntı varmış, o gün bugündür şişiyormuş, dizi ayak bileğinde çok ağrılar oluyormuş, beni bilgilendirirseniz sevinirim demişti. Kazadan dolayı bir sürü sıkıntı yaşamış seyircimiz. Onun dışında varis çorabı ne kadar faydalıdır diye bir soru geldi. 7 yıl önce varis ameliyatı olmuş seyircimiz, ameliyat sonrasında pıhtı attığı söylenmiş akciğere, ağzından kan gelmiş, yoğun bakıma alınmış ve 3 gün yatmış yoğun bakımda. Çok geçmiş olsun. Sonra varis tekrarlamış bacağında, lekeler oluşmuş, kaşıntı olmuş. Aşırı şekilde tekrar ameliyat gerekir mi diyor ve kan sulandırıcı alıyormuş önlem olarak. Tamam. Evet hocam, çok sorular peş peşe oldu. Pardon. Şimdi kazaların hepsinde Gülis Hanım, kazaların hepsinde, olay ne olursa olsun veya burkulmaların hepsinde lenf yolları hasar görür. Lenf yolları hasar gördüğü zaman bacaklarda şişme olur. Yani burkulmalarda
Örneğin mesela birisinin bacağı burkuluyor. Hastalar ortopedi uzmanlığına gidiyor ve onlar tedavi oluyor. Aslında burada damarcının da bir işi vardır. Damarcıyı bazen ihmal ediyorlar veya unutuyorlar. Değil mi? Çünkü evet. Lenf yolları da böyle buruluyor. Burulduğu zaman o şişmelerin hepsi lenf yolları ile ilgilidir. Lenf yolları oradaki sıvıyı burulduğu için ve hasar gördüğü için lenf yolları oradaki sıvıyı aşağıdan yukarıya rahatlıkla boşaltmadıkları için ve yollar daraldığı için, tıkandığı için oradaki şişliğe bağlı hastalar devamlı şikayet ederler. Bunları biz ya fizik tedavi bunlarla ilgileniyor veya oradaki biz basıncı ölçüyoruz. Varis çorapları veya giysi, basınçlı giysi çorapları veya lenfödem çorapları öneriyoruz. Bazen oksijen tedavisine gönderiyoruz, bazen ozon tedavisine gönderiyoruz. Bazen düşük enerjili lazer tedavisi uyguluyoruz. Düşük enerjili lazer tedavisi bir oksijen tedavisidir. Oksijenle oradaki olan inflamasyonu ve hasar olan dokuları daha da canlandırıyoruz ve yolları genişliyor. Yollar genişlediği zaman lenf yolu oradan akıyor ve şişlik azalmış oluyor. Evet. İkinci sorumuz, çorap genelde biz varis hastalarında eğer gerçekten hareket edemeyeceklerse bacaklarında ayak bileklerini devamlı mesela bükmelerini yapamayacaklarsa, sporlarında mesela imkanlar yoksa veya yüzemeyeceklerse bunlara biz çorap öneriyoruz. Çünkü çorap yüzeydeki basıncı azaltıyor ve kan yüzeyden değil derin ana normal toplar damarlarla yukarıya gidiyor ve dolayısıyla yüzeye basınç yansımıyor. Yüzeye basınç yansımadığı zaman hem ince kılcal damar oluşma şansı olmuyor ve hastaların da bacaklarında şişmeleri, ağrıları azalıyor. Hastalar daha da rahat bir şekilde konforlu bir hayat sağlamış oluyorlar. Tabii varis çorapları da diğer çoraplar gibi şeydi veya giysi veya tekstil gibi bir sürü markalar halindedir. Değişiktir. Doğrusu ucuzu da var, pahalısı da var. Bu hastanın ekonomik durumuna göre. Bazılarının içinde çinkolu var, bazılarınki gümüşlüdür, bazılarınki farklı ilaçlıdır. Ondan sonra tekstil olarak farklılıkları vardır. Bunlara hekimler tarafından hastalarımız yönlendirilir. Evet. Yine ekranda gördüğümüz varis hastamız ayak bileğinde mesela bunun vardır. Bu 5. tip bir varis hastasıdır. Bu 5. tip varis hastalığı genelde ayak bileğinde veya ayak sırtında olur. Bunların ciltleri çok kalınlaşır. Eğer bunlar tedavi etmedikleri zaman falan ayak bileklerinde oralarda yara çıkar veya pıhtılaşmalara neden olur. Biraz önceki hastamızın pıhtılaştı, akciğerinde tıkandı ameliyattan sonra. Böyle bir şey çok az olur ama olmuyor da değil. %1 mesela olabilme şansları vardır. Ama genelde olmaz. Bunlar ameliyata ve işleme giden geç hastalardır. Oluyor. Tabii elden elde değişikliktir. Her boyacı aynı değil, her marangoz aynı değil, her hekim de aynı olmayabilir. Hangi hekimde mesela diyelim daha fazla bizler tecrübemizi satıyoruz veya tabloyu yağlı boya ustası bir tecrübesini satıyor. 5 yıllık yağlı boyacı da var, 30 yıllık yağlı boyacı da vardır. Tecrübeyle de bunlar hepsi ispatlanmıştır ve tecrübe bu işlerde çok önemlidir. Hastalarımızı genelde biz hep yönlendiririz. Bazen bizimle ortak olan bir şikayetleri varsa beyin cerrahisine veya ortopediye veya kardiyolojiye hep yönlendiririz ve ekip olarak bu iş hastaların hepsinin şikayetlerini dinleyip de tedavilerini yapmış oluruz. Şimdi hocam öyle bir hasta gelebiliyor ki size hem kilo sorunu var, hem varis sorunu var, hem kireçlenme sorunu var, hem de bel fıtığı var.
Yani bütün bunlar bir kombine. Zaten bacaklar artık çok kötü durumda. Bütün bunları kombine olarak nasıl tedavi ediyorsunuz? Yani şimdi bel fıtığı da var, varis de var, kireçlenme de var. Yine hani umutsuz olmasın seyircilerimiz diye artık her şeyi sormak istiyorum size açıkçası. Güzel. Şöyle, bu hemen şimdi cevap vereceğim. Şimdi ekranda olan bu tip 1'dir. Bu tip 1, bunlar genelde köpük tedavisiyle, skleroterapiyle çok iyi gidiyor. Köpük tedavisi dediğiniz hocam, bir enjeksiyonla köpük tedavisi 3 tane ilacı, genelde 3 tane veya 2 tane ilacı birbirine karıştırıyoruz. Halk veya bazı merkezlerde tek ilaç biliniyor ama öyle değil. Çünkü biz hastaların tipine göre, türüne göre ilaç hazırladığımız için genelde bunlar 2 türlü veya 3 türlü ilaç oluyor, karıştırılıyor, köpük şeklinde oluyor. Ama hepsi de aynı şekilde ince iğne ile damarın içine veriliyor. O damar yapıştırılıyor. Son zamanlarda köpük tedavilerini ilaçlarının içine bir de bir yapıştırıcı koydular. Köpük damarın içini dolduruyor. Bir de bir yapıştırıcı var aynı zamanda bu ilacın içinde. Biz de bir bası giysisi, örneğin işlemden sonra çorap giydiriyorsak o damar orada böyle yapıştırılıyor. Yapıştırıldıktan sonra da artık bir an önce, yani 2 gün sonra o görüntülerin çoğu oradan gitmiş oluyor. Çok görünmüyor. İyi bir şey bu. Evet. Ve bazen de mesela hastalarda, gerçi ekranda vardı, arkadaşlar göstermedi, selülitle ilgili hastalarda selülit şikayetleri varsa biz aynı seansta selülitlerini de hastaların azaltmış bulunuyoruz. Öyle mi? Evet. Yani hastaların selülitlerinde de yani ona göre ilaç koyuyoruz. Bu skleroterapi ilaçlarının içine ve ince kılcal damarlarına biz o ilacı verdiğimiz zaman bütün üst baldır boyunca dağılıyor. Cildin altında o ilaç dağıldığı zaman o pürüzlü yerleri azaltıyor. İşlem bittikten sonra gümüşlü, hastanın basıncına uygun bir çorap giydiriyoruz. Bu çoraplar genellikle hastanın bedenine çok uygun oluyor. Derecesine ve bedenine göre veriyoruz. Ve selülitlerinde büyük ölçüde azalmış oluyor. Ne kadar azalmış oluyor? %30, %40 oluyor. %60, %70 olmuyor. Ama tedavide %30 da bir tedavidir, %20 de bir tedavidir. Ama ince kılcal damarlarının görüntüsü %60-70 gidiyor. Yani bir taşla 2-3 kuş vuruyoruz. Hem ince kılcal damarları yok oluyor, hem mavi mor damarları büyük ölçüde azalıyor. Hem selülitleri, hem alt baldır, hem üst baldır, popo bölgelerin selülitleri azalıyor. Bunlara biz selülosikloroterapi yöntemi diyoruz. Bu ekranda mesela görünüyor selülitli bir bacak. Bunlar tedaviden sonra bunlar tamamen azalmış oluyor. Hasta düzgün ve pürüzsüz bir bacağa sahip oluyor. Ve bunları da tek seansta yapıyoruz. Bizdeki tedaviler seans değil. Diğer merkezlerle farkımız, farklı bir ilaçlar kullandığımız için bu tedavilerde hem köpük tedavisidir, hem yapıştırıcıdır. Bunların hepsini aynı anda karıştırıp yapıyoruz. Ve hem selülitleri büyük ölçüde aynı anda azalıyor. Ve hem ince kılcal damarları aynı seansta azalıyor. Ve seanslarımız hemen hemen 20 dakikadan, 15 dakikadan fazla değil. Tek seansta bütün bacaklarda, arkada, önde ne kadar kötü görüntü damarlarla ilgili varsa, hastaları özellikle hanımlar rahatsız ediyorsa, biz 20 dakikanın içinde büyük ölçüde onları azaltmış oluyoruz. Ama tavsiye ediyoruz, çoraplarını giysinler, bir ay çorap giydiriyoruz. Bir aydan sonra havaların durumuna göre, şartlara göre veya hastanın çalışma durumuna göre hastayla konuşup anlaşıyoruz. Çok güzel. Vulva varisleri peki hocam, o farklı mıdır? Vulva varisleri genellikle mesela bir hanımlar 2, 3, 5 doğum yapıyorlar veya zor doğum yapanlarda perine, vulva, genital bölgelerinde varisleri oluyor. Bunlar çok önemli bir varislerdir. Genelde
ikinci veya üçüncü doğumlarda eğer mesela tedavi etmeseler doğum sırasında bunlar hayati tehlike olay yaşayabilirler. Eğer gerçekten böyle bir hastalıklar varsa, böyle bir şikayetleri varsa muhakkak doğum yapmadan önce bir kalp damar cerrahisi tarafından tedavi edilmeleri gerekiyor. Gerekir, değil mi? Bizler de genellikle vulva varislerini ultrason altında ince köpük dediğimiz bir yöntemle, yani köpük ilaçlarını daha da inceltiyoruz. Mikrofon diyoruz İngilizce terimiyle. İnceltiyoruz. Çünkü o bölgenin hassasiyeti yok olmaması lazım. Veya lazer de kullanmıyoruz. O bölgelere ultrasonun altında ilacı veriyoruz. Ve perinede, pubiste ve genital bölgedeki o varisleri büyük ölçüde azaltmış oluyoruz. Ve hamilelik sırasında o bölgede varisler daha da fazla genişlediği zaman hastaların ağrıları ve şikayetleri oluyor. O sıralarda da Doppler ultrasonla o basıncı biz ölçüyoruz. Basıncın fazlalığına göre hastaya hamile olsalar dahi tedavi ediyoruz. Ve hastaları büyük ölçüde şikayetlerinden korumuş oluyoruz ve kurtarmış oluyoruz. Evet, varisleri bitirdik gibi hocam. Evet. Yani aslında bitirmedik. Konuşsak varisle ilgili neler konuşuruz daha, ama birazcık da süremiz azaldı. Şey yapalım, periferik damar hastalığını konuşalım hocam. Tamam. Periferik damar hastalıkları nedir? Aklımıza hangi damar rahatsızlıkları gelir? Periferik damar hastalığı denildiğinde. Gülsü Hanım, periferik damar hastalığı dediğimiz zaman periferik çevre demek. Yani kalp başka, çevre başka. Yani kalbin dışındaki damarların hepsi periferik damar hastalığıdır. Örneğin bir iki tane sağdan soldan şah damarlarımız beyni kanlandırıyor. Bunlar periferik damar hastalığına giriyor. Kollarımıza gelen damarlar periferik damar hastasıdır. Karnımızın içinden geçip de genital organ ve bacaklarımıza kadar, ayaklarımıza kadar giden ve oraları besleyen bu damar sistemine biz periferik damar hastalığı diyoruz. Periferik damar hastalığının genellikle iki türlü zeminde hastalıkları olur. Bir şeker hastalıkları, bir de damar sertliği hastalıkları. Şeker hastalıklarında periferik damar hastalığının veya kalp hastalığının damarların zemininde oturma şekilleri farklıdır. Şekerde damar boydan boya tutuluyor ve daralıyor. Onun için şeker hastalarında genellikle ileri seviyede eğer tedavi olmamışlarsa ve geç kalmışlarsa damar baştan başa boydan boya tutulduğu için onlarda tedavi şansı azalıyor. Onun için bazen bacaklarda kesilmeye gidiyor, organ kaybına gidiyor, baş parmak kaybolabiliyor, gangren olabiliyor. Çünkü beslenme şanslarını hastalar geç tedaviye geldikleri için elden veriyorlar. Beyinde de öyle. Örneğin diyelim mesela damarlar yavaş yavaş daralıyor. Hastalar fark etmiyorlar. Bir an geliyor ki hasta inme geçiriyor, felç oluyor, kolu veya bacağı hareket etmiyor. Göz görmüyor, ağzı eğiliyor, konuşması bozuluyor, yutkunması bozuluyor ve hastaların sorun yaşıyorlar. Eğer bu hastalar daha önce boynundaki şah damarları çok basit bir şekilde bir herhangi bir kalp damar cerrahisi merkezinde Doppler ultrasonla kontrol etse, oradaki daralmaların derecesi belli olsa bu duruma da rastlamazlar, felç olmazlar ve sağlıklı bir hayat yaşarlar. Ve daha da erkenden bir takip edilir veya yakalanabilir bunun sorunları. Ve hastalarda rahat bir, konforlu bir hayat yaşanmış olurlar. Damar sertliği daha farklı. Damar sertliğinde damarın çatallaşan yerlerinde daralma oluyor. Yani damar sertliği hastalığı şeker hastalığından bir nevi daha da iyi bir hastalık diyeyim. Çünkü bypass şansı olabiliyor. Öyle mi? Ondan sonra stent şansı olabiliyor.
ameliyat şansı olabiliyor ve ilaçla bir şans kazanabiliyorlar. Daha da şeker hastalarından daha iyi. Ama tabii hem atar damar hastalarında hem atar damar hastalarındaki mesela şeker hastalarıdır veya damar sertliği vardır. Bunların ikisinde de genellikle bütün dünyada tedaviler ilaç tedavilerde ilkin. Eğer ilaç tedavilerinden hastalar yarar görmüyorlarsa hastalar anjiyo oluyorlar ve damarlarının daralmaları, tıkanmaları neredeyse onlar tespit ediliyor. Daralmaları ve tıkanmalarına göre hastalara tedavi ediliyor. Bazen bypass yapılıyor. Hı-hı. Yani daralma olan veya tıkanma olan yere bir ekleme yapılıyor. Orada aşağı bölgeye kan veriliyor ve hastanın şikayetleri kurtulmuş oluyor. Yani bu bacakta da değil mi? Bacakta da öyle. Aynen, tıpkı kalpte olduğu tıpkı gibi. Tıpkı kalpte olduğu gibi. Bazen bypass şansının yanında hastalara stent şansı vardır. Stentle o dar olan yer, bölge açılıyor. Hasta yine bacağının kan akışı artıyor ve hayatına devam ediyor. Ağrısız bir hayat yaşamış oluyor ve yürümüş oluyor. Bazen geliyor ki bir yıl sonra tekrar stent koyabilirsin. Bazen 5 yıl sonra tekrar ameliyat edebilirsin. Ama 10 yıl sonra gelir veya bazı hastalarda farklı bir şansları vardır. Bunların ne stent şansları var ne de ameliyat şansları var. Sadece ilaç şansları var. Hastaya da yetmiyor. Öyle hasta mi? Ağrılarından duramıyor, ağrılarından yatamıyor. O zamandır ki son zamanlardaki tedaviler oksijen tedavisi var, ozon tedavisi var ve bunlardan en önemlilerinden lazer tedavisi var. Lazer tedavisi oksijen tedavisinden ve ozon tedavisinden daha etkili bir tedavidir. Öyle mi? Çünkü direkt kana veriyorsun, kandaki hemoglobini etkileyerek ve oksijen seviyesini oksijensiz bölgede daha da fazla arttırdığı için hastanın oradaki dokusu besleniyor ve bu beslenmeye bağlı oksijenle beslenmeye bağlı kansız bölgedeki doku yavaş yavaş canlanıyor ve hastanın hem ağrıları azalıyor hem de beslendiği için yavaş yavaş hastalar organ kaybına neden olmuyor. Yani düşük enerjili lazer tedavisi bütün dünyada vardır. Bizler de bunları uyguluyoruz ve en iyi bir tedavi sistemidir. O hastalara ki şeker hastasıdır veya damar sertliği hastasıdır. Örneğin beyninde, kollarında veya bacaklarında damar sertliğine bağlı, şekere bağlı damar tıkanıklıkları varsa bunlarda biz düşük enerjili lazer tedavisi uyguluyoruz ve öneriyoruz. Ve bu düşük enerjili lazer tedavisi güneşin renginin farklı renkleridir. Farklı oksijen oksijendir. Farklı dalga boyundadır. Ve o bölgelere gittiği için o bölgelerde canlanma yapıyor ve hastaların organları kurtulmuş oluyor ve şikayetleri büyük ölçüde azalıyor ve amputasyonlardan uzak kalmış oluyorlar. Ne kadar önemli değil mi kalp damar sağlığı hocam? Yani bütün sağlık temeli, önemli. Bütün sağlık önemli aslında. Sağlık güzel sağlık. Aslında. Evet, sağlığı korumak da çok önemli. Evet. Yani hastalanmadan önce aslında söylediğiniz şey çok önemliydi işte. Yürüyüşlerinizi yapmak, işte yüzmek, hani ne imkan doğru. varsa o hastalığa yakalanmadan, işte o varis olmadan, o damar tıkanıklıklarına neden olacak beslenme şeklini hayatınızdan çıkararak zaten çok sağlıklı bir hayat yaşamak mümkün ama o da çok kolay bir şey değil sanki. Ama insanın elinde yine. Elinde değil mi? Elinde. Yani insan gerçekten yani 3 tane bizim bir hocamız vardı. Allah rahmet eylesin. Evet. Profesör Doktor Mustafa Öz. Ben onunla 21 yıl çalıştım. Çok şeyler öğrendim. Cerrahide veya kalp damar hastalıkları sisteminde çok böyle güzel eğitimler aldım. Uzun müddet beraberdik. Bir sözü vardı. Hiç unutmuyorum. Derdi ki yeme, kan ver, yürü. 3 kelime. Yeme, kan ver, yürü.
Yani bu üç kelime içinde çok çok kitaplar gizlidir. Yani kan ver kelimesinin içinde çok çok kitaplar gizlidir. Yani uygun bir zamanda bunları geniş bir şekilde açarım ve konuşuruz. Çok teşekkür ediyoruz. Süremiz tabii. Bitti hocam. Nasıl bitti anlamadık. Yani güzel. Yani hocamı da yad etmiş oldum. Evet, Allah rahmet eylesin. Teşekkürler. O anlamda biz çok şanslıyız. Çok değerli hekimlerimiz var bizim. Siz de onlardan birisisiniz. Dolayısıyla da biz hep söylüyoruz sağlıklı hayat izleyicilerine. Ne olur kendinizi dinleyin. Dinlediğinizde de bir sıkıntınız olduğunu hissettiğinizde hekimlere başvurun. Çünkü aslında çözümsüz hastalık yok. Mutlaka her şeyin bir çözümü var. Bir şekilde hekimlerimiz yapıyorlar. Muhakkak. Ayağınıza sağlık. Çok, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hocam. Bütün ekibinize teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Efendim sağ bir olun. Sağlıklı hayatın daha sonuna geldik. Yarın saat 10'da biz yine burada olacağız. Siz de Cem TV'de olun. Kendinize dikkat edin. Her şeyden önemlisi sağlığınıza dikkat edin. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.